Abla. Sinan. Hani o. Ali Hoca. Çok iyi biriydi. Yanılmışım ablacığım. Mahallede uyuşturucu sattığını söyledim. Bana söz vermiştin. Neden tekrar satmaya başladın? Zorla yaptırdılar abla. Dedim sana. Tamam. Tamam. Tamam, geçti ablacığım. Geçti. Geçti bir tanem. Canım, geçmiş olsun. Nasıl Sinan? İyi mi? İyi, çok şükür. Sen iyi misin? Geç otur. Çok şükür Sinan iyi. Ama ben pek iyi sayılmam. Niye? Bak iyiymiş işte Sinan. Tuğçe kurtarıcım dediğim adam kardeşimi vurdu. Allah kahretsin. Yeniden uyuşturucu satmaya başlamasaydı bunların hiçbiri gelmeyecekti işte başımıza. Ali hocam vurmuş peki, kesin mi? Bilmiyorum. Ben yapmadım diyor. Ama gözlerimle gördüm. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi. Babam da kalkmış Uygar'ın evine gidelim diyor. O neden? Burası güvenli değilmiş. Onu da anlamadım ki ne yapmaya çalışıyor. Sinan? İyi misin ablacığım? İyiyim abla. Bir şeyler hatırlayabildin mi? Ne gibi? Ne bileyim. Seni vuranın yüzü gibi falan. Gözüm kapalıydı abla. Dedim ya sana. Sesini de mi duymadın hiç? Hatırlamıyorum. Tamam. Hah, uyanmıştı. Gidiyoruz hadi. Hayriye, giydir pijamaları çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz oğlum, gidiyoruz. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Yavaş, dikkatli, dikkatli çıkarın. Yanındayım ablacığım. Baba, gitmek zorunda mıyız Uygar'ın evine ya? Baba! Ya kızım çok uzatıyorsun. Daha kaç kere anlatacağız Allah aşkına ya? Kaç kere anlatırsan anlat, anlamayacağım. Sinan'ın yanına sen mi biniyorsun? Ben bineceğim. Ya hadi o zaman. Ablacığım. Ya nerede kaldı? Bizim arkamızda değil miydi bunlar? Şimdi gelirler. Nurten. Oda hazır mı? Hazır Uygar Bey. Seni niye çağırdığımı sakın unutma. Tabii Uygar Bey. Bu aile ne konuşuyor, ne ediyor her şeyden haberim olacak. Hiçbir şey atlama. Siz hiç merak etmeyin.
Şunu içeri al. Anneciğim. İyi mi anneciğim kardeşin? İyi mi? Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Şöyle yavaş yavaş götürün. Hepiniz hoş geldiniz. Ne olur kendi eviniz gibi düşünün. Yabancılık çekmeyin. Şöyle alalım arkadaşlar. Gülsal, bizim burada kalmamız doğru mu sence? Ya Hayriye, başka çaremiz mi var Allah aşkına? O adamdan ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Lan delireceğim ben ya. Adam neden benim oğluma bunu yaptı? Neden benim oğluma bunu yaptı ya? Canım annemlere uyuşturucu meselesinden bahsetmedim. İstersen sen anlatırsın. Sağ ol abla. Ben gideceğim birazdan. Burada kalamam. Anlıyorsun beni değil mi? Haklısın abla. Keşke gelmeseydik hiç buraya. Sen bunları düşünme. Bir an önce iyileşmeye bak. Zaten annemle babam burada. Çok kalmayacaksınız. Ben de birkaç güne seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Evimize gideceğiz, merak etme. Tamam abla, sen düşünme beni. Seni sürekli arayacağım bir tane. Tamam abla, sen üzülme. Ben iyiyim. Sen de bir şey olursa ara beni. Sürekli ara. Sevda. Sevda, neden böyle yapıyorsun? Neden korkup kaçıyorsun benden? Seni sevmekten başka ne yaptım ben? Ne yaptığını hatırlamıyor musun gerçekten? Özür diledim. Yine dilerim. Bak ne yaptıysam ben sana olan aşkımdan yaptım. Aşk mı? Sen bunu aşk mı diyorsun? Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Biliyorum. Biliyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Ama söylüyorum işte sana. Sana olan aşkım için yaptım. Dinlemek bile istemiyorum. Anlamıyor musun ya? Tiksiniyorum senden. Daha fazla gözümde küçülme istersen. Birazcık bir gururun olsun. Aşk bende gurur bırakmadı Sevda. Sana olan sevgime söz geçirebiliyor muyum sanıyorsun? Ya aklım uçup gitti. Seni sevmekten başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bir de sen bana böyle nefretle bakınca... Bu dünya dipsiz bir kuyuya dönüşüyor benim için. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sana olan sevgime bir çare bulamıyorum. Bak. Ne olur beni affet. Ne olur anla ve affet. Bak bir tek sana olan sevgim için özür dileyemem. Geri kalan yaptığım her şey için çok üzgünüm. Özür dilerim. Affet beni. Bak Uygar. Bey. Her şey bir yana, bana olan aşkına asla inanmıyorum. Senin peşinde koştuğun şey aşk falan değil. Sen saplantıların adına aşk koymuşsun sadece. Bende aradığın şey bende yok. Bütün kayıpların adını sevda koymuşsun.
Zannediyorsun ki bana kavuşursan her şeye kavuşacaksın. Ama yanılıyorsun. Bak benden sana dostça bir tavsiye. Sen beni unut. Hayata başka bir yerden tekrar başla. Yapma Sevda. Ne olur yapma. Ben sensiz yaşayamam. Yapamam bunu. Elimden gelmez. Bu dünyada senin yanından başka bir yer yok benim için. Tamam biliyorum. Bana kızman çok normal. Ama yaptığım her şey için çok özür dilerim. Milyonlarca kez yalvarıyorum, ne olur affet. Lütfen. Lütfen bana bir şans ver. Son bir şans. Seni üzdüğüm her şeyi, babanla ilgili olanlar da dahil, hepsini telafi edeceğim. Beni kötü tanımana neden olan bütün hatıraları sileceğim. Sandığın gibi bir adam olmadığımı, seni sevmekten başka hiçbir suçu olmayan bir adam olduğumu göstereceğim sana. Seni çok mutlu edeceğim. Yeter. Daha fazla dinleyemeyeceğim. Tamam, tamam, tamam. İstersen odana çık, dinlen biraz. Bütün bunları sonra konuşuruz. Gel sana odanı göstereyim üst katta. En güzel odayı hazırlattım senin için. Nasıl ya? Sen gerçekten burada kalacağımı düşünüyor muydun? Rüyanda bile göremezsin. Sevda! Nereye kızım? Gidiyorum baba. Kızım niye beni anlamıyorsun? Dışarısı güvenli değil diyorum sana. Baba siz beni niye anlamıyorsunuz? Burası da benim için dünyanın en tehlikeli yeri. Ya o adam sana ya bir şey yaparsa? Saçmalama anne. Niye böyle bir şey yapsın? Adamın o kadar evinde kaldım, bir şey yapmadı. Üstüne benim için kurşun yedi. Niye bir şey yapsın? O zaman kardeşin niye vurdu? Ben hapse atıyordum abla. Ay Köksal! Köksal! Baba ver onları bana. Ne lan bu? O başka, bu başka. Ne yani şimdi kardeşini vuran adamı mı savunuyorsun bize? Baba benim kimseye savunduğum falan yok. Niye anlamak istemiyorsunuz? Birazcık mantıklı düşünün. Belli ki Ali ile Sinan arasında bir şey oldu. Bize niye bir şey yapsın? Hem bu saçma sapan korkunu anlayamıyorum baba. Bilmediğimiz bir şey mi var? Yok. Yok canım. Bilmediğin ne olacak? Ya yok bir şey. İyi. Ben gidiyorum. Kız haklı Köksal. Abartıyorsun. Ya niye o adam ona bir şey yapsın? Bilmediğin şeyler var Hayri. Neymiş bilmediğim şeyler? Yok bir şey. Köksal sen benden ne saklıyorsun?